Elbise çok yakışmış. Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bütün gece gözümü alamadım senden. Sen? Kalbimin sen ben? Özledin mi? Bakma öyle. Özledin mi? Ferit. Ferit. Bir gören olacak şimdi. Kim görürse görsün. Umurumda değil. Karım değil misin? Değilim. Ayrıldık biz. Söylemesen olmaz değil mi? Gördüğüm günden beri olmuşum inan deli. O gün ki gördüm seni. Ferit, lütfen. Kalsak ya biraz. Ellerin ellerimde. Gözlerin gözlerimde. Nefesin nefesimde. Ya sevdim diyorum baba, niye anlamıyorsun? Yusuf Hasan benim kocam olsun, çocuklarımın babası olsun istiyorum. Bırak da mutlu olalım baba. Sen o adamla mutlu olamazsın. Sen mi karar vereceksin buna? Mutluyuz biz. Hem İstanbul'a gidince ikimiz de çalışacağız. Ya rızandan başka bir şey istemiyorum ki ben. İstanbul'a gitmenize ölsem de razı olmam. Sözüme karşı gelir de bu evden adımını atarsan bir daha geri dönemez. Yapma baba, ne olur yapma böyle. Ben son sözümü söyledim. Gidersen silerim seni. Benim Sevda diye bir kızım yok derim. O kadar. O kadar. O kadar. Kadere bak. Sen Sevda'n için çıktın bu evden. Kızınsa Sevda'sından kaçmak için sığındı buraya. Aslında sana sığındım ben anne.
Aç mısın? Bir şeyler hazırlatayım mı? Aç değilim. Hiçbir şey istemiyorum. Sağ ol. Anlaşıldı. Sen de durum Leyla. Aşk acısı ha? Önce yemeden içmeden kesilirsin. Sonra gülmek, konuşmak falan haram gelir. Üzülme değmez diyeceğim ama... bir şey değiştirmeyecek, yine de üzüleceksin. Ferit gidince sanki böyle hayatındaki herkes, her şey gitmiş gibi hissediyorsun değil mi? Sanki bu hayatta bir başına kalmışsın gibi. Önce boğulacak gibi olursun. Sonra bir bakarsın zaman geçmiş. Kuşlar onsuz da kanat çırpıyor. Yağmur onsuz da yağıyor. Sonra anlarsın. Hayatından giden sadece oymuş. E tamam ananı da al gel. Böyle iki güne bir köye mi gidilir? Ne? Ben öbür gün gelip alıyorum seni. Sonraki gün mü? Ya Yaman çok geç ya. İşte tamam. Ferit. Ferit geldi, bir haller var. Ben arayayım seni, tamam. Ne oldu oğlum? Bu hal ne lan? Ayşe gelmedi benimle abi. Git dedi. Biz birbirimize iyi gelmiyormuşuz. Ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım ki ben. Gel bir şöyle otur, bir adam akıllandıracak. Gel. Kendini suçlu hissetme Ayşe. Senin için içini yer, o gider anında başkasını bulur. İki gün. İki günü unutur seni. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Ferit'i ne kadar tanıyorsun da sen Ferit'le ilgili hüküm veriyorsun? Çok mu acı çekecek sanıyorsun? Aylarca, yıllarca sürünecek mi sanıyorsun? Hı? Gerçi sürünsün istiyorsun muhtemelen ama. Ben Ferit mutlu olsun istiyorum. Ferit'in yüzü gülsün istiyorum. Çünkü ben Ferit'i seviyorum. Madem Ferit'i bu kadar seviyorsun, neden ayrıldın o zaman Ayşe? Ha? Neden terk ettin adamı? Sana ne? Sana ne ya? Ya sen ne hakla benim özelime karışıyorsun? Çık dışarı. Çık. Hadi çık. Çık dedim. Çık. Ayşe'cim bak. Bayağı suratıma çarptı ya. Bu ihtiyarın torunları neden bu kadar nazlı? Bu da hem kızgın hem nazlı. Gözümün içine baka baka git dedi bana. İstemiyorum seni dedi. Ezdi geçti beni abi. E oğlum tutsaydın yok oğlum ben. He? Tutup getirseydin, gel benimle deseydin. Demedim mi sanıyorsun abi? Hatta hiç yapmayacağım bir şey yaptım. Burada kalmana izin vermiyorum dedim. O da bana senden izin isteyen kim ki dedi. Ya? Oğlum dayanamaz. Böyle kolay değil. Bir süre geçsin. Bir iki cız etsin. Vazgeçemez senden o. Belki o vazgeçemez ama etrafında dolaşan bir zibidi var. Mirza denen o herif, o da o çiftlikte kalıyor. Başından beri gözüm tutmadı onu. Ayarsızın, dengesizin teki. Yapma ya. Bak Ayşe yüzü ermez ama sen de boş bırakma, tamam mı? Git. Oldu mu? Bir daha git. Bir daha git oğlum. Vallahi bak ya. Bak senden başka yâri olmadığını anlasın. Gerekirse kapısında yat lan. Ne güzel akıl veriyorsun kardeşin öyle. Gidip o kızın kapısına yatacak öyle mi? Anne sen bizi mi dinliyordun ya? Ben pırlanta gibi evlatlarımı gitsinler başkalarının ayaklarına kapatsınlar diye büyütmedim. Ne kadar gurursuzsunuz siz böyle. Anne senin o kız dedin benim karımdı. Ayşe'den bahsediyoruz burada. Ayşe çekti gitti. Kendi hür iradesiyle çekti gitti. Artık sen de önüne bak oğlum. Toparla kendini. Ya anne benim zaten canım burnumda, başım belada. Bir de seninle uğraşmayayım, kurban olayım. Bak tartışmayalım. Tamam oğlum anlıyorum. Sevdin. Tabii ki sevdin. El üstünde tuttun. Ama kıymetini bildi mi? Hayır bilemedin. Hadi ben kötüyüm. Ama sen de mi kötüsün? Ya demek ki öyleyim anne. Demek ki öyleyim ya. Bak senin bu yere göğe sığdıramadığın evladını başkaları yüreğine bile sığdıramadı ya.
Senin bana uygun gördüğün kız gitti beni en yakın arkadaşımla aldatmadı mı? Benim sevdiğim ne yaptı? O da beni terk etti gitti işte. Demek ki böyle. İnceldiği yerden kopacaktı. Koptu, bu kadar. Ya, o kızın kimi kimsesi olmamış. Anne yok, baba yok, kardeş yok. Sorumluluk duygusu yok kızda. Kolay mı öyle birini yanında tutmak? Gitme artık peşinden oğlum. Unut bu kızı. Ferit. Ferit. Ah be annem ya. Gel otur gel. Ya oğlan freni patlamış kamyon gibi zaten. Geçme önüne. Ama geçiyorsun, yapma. Ya bir şeyler yapmaya çalışıyorsun da her şey olacağına varıyor. Bir şey değişmiyor. Kendi üzüldüğünle kalıyorsun. Ferit. Oğlum ne bu halin? İyi misin? Nasıl iyi olayım yenge? Ayşe gözünü kırpmadan harcadı bizi. Arkasına bakmadan gitti. Evet, biliyorum. Haberim var. İstanbul'a eski hayatıma dönmek istiyorum dedi. Bir şey diyemedim. Aradım açmadı da. Ne İstanbul'u ne eski hayatı yenge. O inkar ettiği dedesinin yanında şimdi. Aa. İstanbul'da değil, Adana'da. Adana'da dedesinin çiftliğinde. Ya. Niye hiç evine uğramadın anne? O mektubu dedeme niye yazdın? Babam bana yalan söylemiş olamaz. Kalacak mı sence burada? Alışır mı bu kız bize? Bize alışması gerekmez. Anası burada. Onun hatırasına alışsın yeter bize. Vallahi seninle çok yıldız barışacak gibi değil. Çok tutkuyla bağlı Ferit'e. Her an dönebilir kocasına. Eski kocasına. Bak Mirza, burası ne han ne de hamam. Bize yolcu lazım değil. Ne yap, et. Ayşe'yi burada tut. Ameliyata kadar. Anlaşıldı mı? Ayşe kim? Yabancı biri değil. Yabancı değilse niye tanışmıyorum? Yabancıysa niye bu evde kalıyor? Anlamadım ben. Ayşe senin kuzenin. Kuzenim. Sevda teyzemin kızı yani. Evet. Donör bulduk dediniz. O Ayşe miydi yoksa? Evet. Nasıl ya? Bunca yıl sonra kızın karşısına çıktınız. Hadi donör ol dediniz. O da kabul etti yani öyle mi? Yok hemen kabul etmedi. Ama edecek. Gönüllü donör bulduk dedin dede. Ne demek kabul etmedi? O kısmı halledeceğiz. Biraz da sana bağlı. Ne diyorsun dede ya? Ne yapacağım ben? Kızı zorlayacak mıyım? Kısa bir süre kuzencilik oynayacaksın. Kısa bir süre. Sen yaşamak istiyor musun, istemiyor musun? Hı? Yaşamak istiyor musun? İstiyorum dede. İstiyorum ama... Ama?
aması yok. Biz seni yaşatmak istiyoruz. Herkes üstüne düşen görevi yapacak. Sen oynayacaksın. Hastalığından hiçbir zaman bahsetmeyeceksin. Ayşe seni sevecek. Sana bağlanacak. Onunla ne kadar vakit geçirirsen bizim işimiz o kadar kolay olur. Anlaşıldı mı? Dede, ben yapamam. O benim kuzenim, Sevda teyzemin kızı. Elifciğim. Zaman giderek daralıyor. Bak bu işin şakası yok. Ağrıların giderek artacak. Deden dinlemek zorundasın. Hava çok güzel. Ilık bir rüzgar esiyor. Hadi kalk bakalım. Güzel güzel bir duş yap. Ondan sonra da iyi bir kahvaltı yapalım. Hı? Kezban'a da kaytaz böreği yaptırdım. Sen seversin diye sabah sabah. Hem bugün Hande'nin mahkemesi yok mu? Git bütün defterleri kapat. Tertemiz bir sayfa aç kendine. Geçmiş geçmişte kaldı artık. Hadi. Bekliyoruz kahvaltıyı. Hadi. Alo. Merhaba. Tanem? Numaran çıkmadı, tanıyamadım ben seni. Numaran değişmiş. Kusura bakma. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Döndün mü? Ya hoş geldin o zaman. Görüşürüz, görüşürüz tabii. Tamam, haberleşelim, görüşelim o zaman. Tekrar hoş geldin. Sağ ol, görüşmek üzere.
Merhaba. Merhaba. Bak hele. Hayri ablanı tanımadın mı sen? Yukarıki köyden. Davacı Mehmet'in kızı. 2,5 yaşındayken kucağıma aldıydım seni. Keçi sütü verdiydim ellerimle. Çok beğendiydin. Bebektim o zaman, kusura bakmayın. Hatırlayamadım. Bebektin ama kucağımdan inmediydin ya kurban olduğum. Nasıl unutursun Hayri ablanı ya? Kusura bakmayın. Sevda ablamın kuzusu geldi ha. Dur şöyle bir bakayım sana. Gözlerin benziyor ama sen daha çok babana çekmişsin. Senin de rengin soluk be anam. Hiç mi keçi sütü içirmediler sana? Pardon, siz annemi tanıyor muydunuz? Tanımaz olur muyum? Gadasını aldım. Çok severdim ananı ben. Çok erken gitti o, çok. Ona da keçi sütü içerdim. Kokuyor der, içmezdi. Hay Allah, çok lafa tuttum ben seni. Hadi kahvaltıya bekliyorlar. Huysuz deden şimdi söylenir. Hadi. Tamam, geliyorum ben. Sağ olasın. Yetiştik biz Ayşe kızımızla. Günaydın. Günaydın. Bak uyumuşsun, uyanmışsın, yüzüne kan gelmiş. Keçi sütünü içince daha bir kanlanır, canlanır inşallah. Sürprizimiz hazır mı? Sürpriz mi? Seni erken uyandırmadık değil mi? Yok, ben uyanmıştım. Zahmet etmenize gerek yoktu. Estağfurullah canım. Deden senin için hazırlattı sofrayı. Çayları koyayım ben de. Mirza otur. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Ben buraya sizin için gelmedim. O yüzden gerçek aileymişiz gibi davranmanıza hiç gerek yok. Yani belki fikrini değiştirecek bir şeyler olur. Bu kadar katı olma. İşte sürprizimiz de geldi. Herkese günaydın. 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 İki torunumu tanıştırmanın vakti geldi. Kısmet bugüneymiş. Ayşe Elif. Merhaba Ayşe. Hoş geldin. Yani iki torun derken biz şimdi kuzen miyiz? Evet, iki bacının iki kızı. Öz ve öz teyze çocuklarısınız. Çocuklarımın çocuklarısınız. Yavrum Elif, geç şöyle otur. Böyle dünya gözüyle iki torunumla bir kahvaltı edeyim. Otur gel. Otur Ayşe'cim, otur. Ben çok şaşırdım, kusura bakma. Camdan dışarı bakıyordum. Bir an seni gördüm. Annem sandım. Tüylerim diken diken oldu. Anneme ne kadar çok benziyorsun. Benden daha çok benziyorsun. Zaten bana hep teyzene çekmişsin der buradakiler. Ben kaçayım o zaman. Nereye gidiyorsun? Buldun iki tane öz torununu, benim pabucumda mı atıldı? Senin yerin ayrı evlat. Hayır. Sen bize şimdi çay koy bakalım. Merhaba Adnan Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. İmzalanacak belgeleri getirdim. Otursana. Teşekkür ederim. Seni de buraya kadar yordum, kusura bakma. Bugünlerde pek holdinge gelmek istemiyorum da. Bir şey içer misin bu arada? Teşekkür ederim. Belgeleri imzalatıp şirkete döneceğim. Bunlar değil mi? Evet.
Sağ olasın, teşekkür ederim. Bir de tebligat geldi size mahkemeden. Ne tebligatı? Azade Hanım boşanma işlemini başlatmış. Pekala. Teşekkürler. Gidebilirsin. İyi günler. Azade boşanma işlemini başlatmış. Sen Yaman'la konuştun mu? Noter işim. Ha, güzel. Sabah sen her işi halletmen iyi olmuş. Biz de herhalde boş durmuyoruz burada, değil mi? Tamam, sağ ol. İkimizin de annesi, biz güçlü kızlar olalım diye erken göçüp gitmiş herhalde. Sen benden daha güçlüsün sanki. Nereden biliyorsun? Canım, ikiniz de kendinize göre güçlüsünüz. Ne yapacaksınız? Güreş mi tutacaksınız? Yok artık dede. Canım, şaka yapıyorum. Senin üzerin ince. Kalın bir şey getirsinler mi? Yok, sağ ol dedeciğim. İyiyim bak. Teşekkür ederim. Sen benden daha şanslısın ama. Sana sahip çıkmış, yanında büyütmüş bir dedem var. Ben İstanbul'da tek başıma büyüdüm bu yaşıma kadar. Bir şu peyniri rica edebilir miyim Elif'ciğim ya? Bir dilim daha peynir yiyeyim. Adana'ya daha önce gelmiş miydin? Yani gelmiştim küçükken annemle birlikte. Hayriye abla hatırlıyor ama ben hatırlamıyorum. Sonrasında annemi kaybettim zaten. Babası benim hakkımda atıp tutmuş biraz. O yüzden biraz kırgın bana. Umarım zamanla dede torun oluruz onunla. Bizimle kalacağın için çok mutluyum Ayşe. Ben de çok mutluyum. Kimsem yoktu benim. Şimdi bir kuzenim oldu. Ama burada kalıcı değilim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Malum yolum uzun. Hastalar da bekler. Mirza, ben de seninle gelebilir miyim? Sen gitmesen olmaz mı? Gitmem gerekiyor. Hande'nin duruşması var. Kendi gözlerimle görmek istiyorum onun ceza aldığını. Tamam, hazırlan. Arabada buluşuruz o zaman. Tamam. Elif, akşam görüşürüz o zaman. Tamam. Elif ne düşündüğünü biliyorum. Ama o aklından geçenleri sil, olur mu? Kendini düşün. Yorgunsan odana çık, dinlen. Hadi yap. Ya patladım sıkıntıdan. Kızım, öyle her istediğin şak diye olmuyor ki. İyi misin sen? Değilim. Bir gece bile zor dayandım. İçeri girmem değil mi ben? Vallahi yani biliyorsun, Ferit iyi bir avukat. Mutlaka zayıf bir yerden yakalayacaktır. Ben şimdi bizim avukatla da konuştum. Muhtemelen tutuklu yargılanacaksın. Her şeye hazırlıklı ol. Gerçekten mi?
Ne güzel ya. Şimdi içeri girersem o Ayşe de bayram eder. Ama sen beni bırakmazsın burada değil mi? Çıkarırsın. Kızım ben sana söz verdim ya. Güven bana, çıkaracağım seni cezaevinden. Ama işte anneni ikna etmemiz lazım. Güveniyorum ben sana. Bırakmazsın sen beni yarı yolda. Tamam hadi sen şimdi bırak bunları da, ben sana giyecek bir şeyler getirdim. Onları giy, mahkemeye 2 saat kaldı, hadi hazırlan. Canımsın. Oynama Hande, oynama. Oynamıyorum. Neyse hadi tamam ben gidiyorum, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Nasıldı sürpriz? Sevdin mi Elif'i? Tatlı kız. Cana çok yakın. Çok sevdim. O da bayıldı sana. Uzun zamandır Elif'i bu kadar mutlu görmemiştim. Neden? Mutsuz olmasını gerektirecek bir sebep mi var? Yok ama ya insanlarla kolay kolay iletişim kuramaz, ısınamaz yani hemen. Bana hiç öyle gelmedi. Tuttu demek ki elektriğiniz. Bazı kuzenler kardeşten bile yakın olur. Yani büyükler yakın olunca çocuklar da yakın oluyor tabii. Bende kuzen bile yok. Aslında biz birbirimize benziyoruz seninle Ayşe. Senin dedemle hiçbir kan bağın yok mu? Manevi torunum ben. Senin Ferit de Amla da o yüzden kıskandı herhalde seni benden. Kıskanmasını gerektirecek bir durum yok. Sahiplenme duygusu biraz fazla onun. Özgüven probleminden kaynaklı bu. Öyle tipler aşırı düşkün olur. Bir süre sonra da sıkar. Ucuz kurtulmuşsun. İnsanlar doğru kişiyi bulduklarında sahiplenmek isterler. Ferit'e sen ne alıp veremedin var, söyler misin? Benim Ferit gibilerle problemim olmaz. Onların kendisi problemdir zaten. Çözünce kendi hallerine bırakırsın ki sen de öyle yapmışsın zaten. Maşallah. Sen de insan sarrafı çıktın. Sana da zahmet oldu, sağ ol. Yok canım, ne zahmeti? Bugün planlanmış ameliyatım yok. Dolayısıyla öyle bir iki hasta bakıp hemen çıkacağım. Sen işin bittiğinde bir alo de gelip alayım, olur mu? Gerek yok, ben kendim dönerim. Sen alo de bana, ben gelip alırım. Gerçekten gerek yok, ben dönerim. Bir saniye. Ne yapıyorsun? Dur. Ne oldu? Saçında bir şey kalmıştı, onu aldım. Tekrardan sağ ol. Sen bana sabır ver. Ferit. 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 Beni duyuyorsun, niye duymuyorsun? Niye koşuyorsun boşu boşuna? İçeride karşılaşacaktık zaten. Birlikte gireriz diye düşündüm. Neyse ben seni bekletmeyeyim. Sen gir istersen, ben de gelirim. Ne oldu? Bir şey olmadı. Yani aslında diyorum ki Ferit sus. Sana ne yani, sen kimsin ki? Ama tutamıyorum kendimi. Adana'dan buraya özel şoförle gelinmiş. Dedenlerle de hemen kaynaşmışsın, samimi olmuşsun. Mirza işe gidiyordu. O yüzden beni bıraktı. Bir şey mi ima etmek istiyorsun? Hayır, bir şey ima etmek istemiyorum. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Sen beni gördün ve bana seslenmedin, öyle mi? Neyse. Hadi geç kalmayalım. Ferit, ben o eve annem için gittim. Annemin yaşadığı eve, doğduğu evi merak ettiğim için. Nerede, nasıl yaşamış, onu görmek için gittim. Başka bir şey için değil. Açıklama yapmana gerek yok. Doğru,
Haklısın. Niye açıklama yapıyorsun? Kumrular da gelmişler. Ama eller ayrı. Ne oldu, ayrıldınız mı siz? Kara kedi mi girdi aranıza? Anlaşıldı. Aşk karın doyurmuyormuş. Sen daha iyilerine layıksın durumları. Sen işine bak işine. Biz seninle içeride hesaplaşacağız. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Geçmiş olsun Cumhur teyze. Sağ ol oğlum. Geçmiş olsun Cumhur teyze. Sağ ol kızım. Ayşe, iyi misin sen? İyi olmaya çalışıyorum. Merak etme. Bütün kötüler bir gün cezasını çekecek. Geldim. Hapse girmeden son kez görüp teselli edersin sevgilini. Tamam Betül, şimdi sırası değil, tamam? Sırası değil. Hayatım boyunca merhameti yücelik bildim. Kötülük edene verilecek en büyük cezanın kendini sevdirmek olduğuna inandım. Yalnızca sevgiye inandım ben. Ama öyle olmuyormuş. Zalime merhamet ederek kendime ceza kesmişim ben. Bana ateş ettiğinde ona merhamet etmeseydim, bunca kötülüğe cesaret edemeyecekti belki de. Bebeğim yaşayacaktı. Bazılarını sadece vicdanla mahkum etmek yetmiyor maalesef. Hande ve Hande gibiler. Cezasız kaldığı sürece, bu kapıdan elini kolunu sallayarak çıktığı sürece daha da cesaretlenecekler. Sonra gidip başka bahaların, başka annelerin, başka bebeklerin canını yakacaklar. Bir gün tertemiz yüreğinizi kirletip sevdanızdan da vazgeçirecekler sizi. Ve sonunda yuvanızı bile yıkacaksınız böyleleri yüzünden. Bu kadının nefreti beni öyle zehirledi ki sevgiye olan inancımı kaybettim Hakim Bey. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Teşekkür ederim. Ben sana söz verdim ya, güven bana, çıkaracağım seni cezaevinden. Ama işte anneni ikna etmemiz lazım.
Zümrüt teyze, bir dakika. Zümrüt teyzeciğim, ben seni yukarıda bekliyorum. Tamam kızım. Ne var Yaman? Konuşabilir miyiz biraz? Sözün bittiği yerdeyiz. Diyecek hiçbir şey kalmadı. Benim hiçbir şeye takatim yok. Daha konuşacak ne var Yaman? Zümrüt teyzeciğim bak, çok haklısın. Ama yani eğer sen böyle yaparsan kızın içeride çürür. En azından sen salma kendini, bırakma lütfen. Ne yaptıysa o kendine yaptı. Herkes ektiğini biçer. Ya sana ne demeli Yaman? Sen niye hala karını üzüyorsun? Ben seni uyarmıştım değil mi? Evet. Yani haklısın Zümrüt teyze. Bizim Betül'e yaptıklarımızı hak etmiyor kendisi ama biz zaten Betül'le boşanıyoruz. Ya ama ne yapayım ben Hande'den kopamıyorum, bırakamıyorum onu. Şimdi de Hande'yi içeriden kurtarmak istiyorum. Onu hiç kimse kurtaramaz artık. Hayır, bunun bir yolu var Zümrüt teyze. Biraz konuşabilir miyiz? Yani istersen arabaya geçip biraz konuşabiliriz ha? Ne dersin? Dün konuştuk zaten Ferit. Peki, o zaman bir dakika bekler misin? Karanfili unutmuşsun. Bunun senin için çok değerli olduğunu biliyorum. Al karanfilini. Onunla kök salacağın, mutlu olacağın neresiyse orada mutlu mesut yaşa bundan sonra. Seni bezdirdik, kuruttuk. Bu böyle kalmasın. Seninle tekrar yeşerir, hayat bulur. Çok iyi biliyorum. Ben ona senin gibi bakamam. Al lütfen. Haklıydın Ayşe. Gitmekte, beni terk etmekte haklıydın. Biz birbirimize iyi gelmedik. Artık ben de yokum. İstemiyorum seni. İstemiyorsun. İstemiyorum. İçin rahat olsun. Sen nasıl istiyorsan öyle olacak. Hande de sana yaptıklarının cezasını çekecek. Git. Bundan hiçbirini düşünme. Kimse sana bundan sonra zarar veremeyecek. Mutluluğuna kimse gölge düşüremeyecek. Git gönlünce hayatını yaşa. Eğlen. Keyfine bak. Gül. Gülümse. Sana öylesi yakışıyor çünkü. Her şey için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çiçekle veda eden romantik erkek kafası. Saksı mı düşmüş kafasına? Çiçek getirmedi. Ona emanetti zaten. Kötü olmuş. Al mektuplarımı, ver mektuplarını diyorsun ha? Sana ne oluyor ya? Sen niye benim hayatıma burnunu sokuyorsun ki? Karışma. Düş yakamdan ya. Niye buradasın sen? Ya işim erken biter demiştim. Bitirdim işimi geldim. Aa, iyilik de yaramıyor ha. Niye bu kadar gerginsin sen? Ferit mi gerdi seni yoksa duruşma mı? Duruşma ne oldu bu arada? Tutuklandı mı kız? Ayşe, 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 Ayşe. Ya bin beraber gidelim işte. Ben kendim giderim. Ya ne gerek var, geldim almaya işte, beraber gidelim. Sana kendim giderim demiştim. Söz veriyorum, çenemi kapalı tutacağım yol boyunca. Kapatacaksın çeneni. Söz. Yolda eğer tek kelime edersen inerim arabadan. Tamam. Dediğim gibi. Kefaletli serbest kalma durumunuz var. Hakim onay veriyor. Ama... Ama ne?
Bu bize epey pahalıya patlar. Ya sen orasını düşünme. Benim bir kenarda param var, kefalet karşılamaya yeter. Ama sen gidip alacaksın, kayıtlı bir para değil. Peki ama... Ne ama diyorsun ya? Kenarda paramız var dedik işte. Sen de oradan payını alırsın, tamam mı? Ha. Sen bu arada Hande'nin duruşmasını takip ediyordun. Ne oldu? Doğru. Bitmiştir duruşma. Arayıp öğrenelim neticeyi. Alo. Hande Hanım'ın duruşmasını soracaktım. Tutuklu yargılanacak diyorsun. Nereye getiriyorlar? Buraya. Kadınlar koğuşuna. Tamam. Sağ ol Bekir. Buraya gelecek ha? Efendim tanem. Çıktım ben duruşmadan çıktım. Çoktan. İyiyim iyiyim merak etme. Sıkıntı yok. Geldim bile ben. Oho. Tamam bekliyorum gel. Hadi görüşürüz. Sen misin kız ocağı anne? Ne diyorsun sen ya? O bebeği kıyan sen misin diyorum. Sağır mısın? Aa, ne yapıyorsun? Aa, ne yapıyorsun? Yeter ya. Ofiste. Tamam. Bunu yavurmayın. Anne karnında çocuk düşürmek ne demek? Psikopat mısın kızım sen? Psikopat mısın sen? Yeter ya yeter. Yeter. Aynısını o bana yaptı. Onun yüzünden bir daha çocuğum olmayacak benim. Oyun mu oynuyorsun sen bizimle? Ayşe yüzünden bir daha doğuramayacağım ben. Hadi. Hadi. Selam. Selam. Kızım neredesin sen ya? Ne aradığın var, ne sordun? Ne hayırsız çıktın sana? Gel, gel. Alayım şunu izninle. Otur bakalım. Öldün mü kaldın mı haberimiz yok ya. İnsan bir arayıp sormaz mı? Hayat telaşı Ferit. Ne yapayım? Koşturmaca işte. Ay nasıl özlemişim canım ya. Dur sana bir bakayım. Ya. Hiç değişmemişsin sen. Aynı fakültedeki Jean Ferit duruyor karşımda. Sen bir de bana sor, değiştim mi, değişmedim mi? Seni de iyi gördüm ama. Neyse, alalım bakalım ifadeni. Neler yaptın? Ne zaman geldin memlekete?
Dün geldim ben. Sen de normalde Hande'siz gelmezdin ama ayrılmışsınız galiba. Duydum, düğün falan olmamış. Düğün olmadı ama neler oldu neler. Anlatacak çok şey var. Hikaye uzun. Vallahi nereden başlayayım, nasıl anlatayım bilemiyorum. İyi misin? Yaptın mı gerçekten? Sen anasının karnında bir bebeğe kıydın mı? Hayvan bile bir yavruya kıyamazken insan yakıştırır mı böyle bir şeyi kendine? Yapmamışsındır. Sen de bir ananın evladısın neticede. Yapmadım, çekil şuradan. İyi, tamam. İnanamıyorum Ferit ya. Ya neler yaşamışsın sen böyle? Vallahi ben de inanamıyorum hala. Yaşam da bitti. Neyse. Pardon. Size zahmet hanımefendinin künefesini şimdiden hazırlayabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Tatlı fazla kaçmaz mı? Yemeyecek misin? Özlemedin mi? İyi, tamam, birlikteyiz o zaman, olsun. Ayşe ile ne oldu peki? Yani boşandınız ve bitti mi öylece? Resmen boşandık. Ve gitti. İşte bendeki son durumlar böyle. Çok iç açıcı değil. Neyse, kapatalım şimdi özel meseleleri de. Telefonda ne dedim bana, öyle miras davası falan? Yani diyorsun ki işim gücüm düşmese ne ararım ne de memlekete gelirim ben. Aşk olsun Ferit, olur mu hiç öyle şey ya? Hem ben sadece o mesele için değil, seni de görmek istedim. Niye geldik biz şimdi buraya kadar? İki lokma bir şey yiyelim, yolumuz uzun. Biraz daha sabretseydin keşke. Şimdi yemek fazla uzun sürer. Ya kaç saat geçti kahvaltının üstüne, midem kazındı. Hem sen de acıkmışsındır. Ben burada yemek istemiyorum. Yahu neden? Biliyor musun ki buranın yemeklerini? Ferit de gelmiştik daha önce. Anlaşıldı, sen ondan girmek istemiyorsun. Ayrılmışsınız, cezayı restoranta kesiyorsun. İşin zor kızım. Efendim? Ferit Sancakzade bir kadınla restoranda yemek yiyor abi. Ticaret merkezinin çaprazında meşhur bir restoran var ya, oradalar. Anladım. Sağ ol. Hadi. Seninki de buradaymış. Tatsız bir tesadüf oldu. Yemekten sonra birer kahve içeriz değil mi tanem? İçeriz tabii. Bir tanem mi dedi? Ben mi yanlış anladım? Ne yazık ki yanlış anlamadım. Ah be oğlum, hemen gitmişsin, birini bulmuşsun. Tanıyor musunuz, arkadaşı falan olmasın? Hadi.
Demek Ayşe resti çekti gitti öyle mi? Yavaş kız. Tamam çekti gitti. Allah Allah. Vallahi perişan halde bıraktı gitti. Gözünün yaşına bile bakmadı. Ayma Sinan, kız da haklı. Ha, geldiğinden beri anan nasıl başlı durdu. Hande desen kızın burnundan getirdi. Buna yürek mi dayanır? Dayanır. O yüreği sarıp sarmalayan biri varsa dayanır. Ayşe'ye de kızıyorum ben. Ya o kadar şey yaşamışsınız ya. Sarıl sevdiğine, değil mi? Ya insan böyle bırakılır mı? Ama anlayacak. Bak görürsün. Ferit'i gerçekten kaybetsin, kıymetini anlayacak. Ay Konak da vallahi böyle hiç çekinmez şimdi. Bir şey soracağım. Bana bak. Sen de beni böyle baban gibi aldatmazsın değil mi? Tövbe estağfurullah ya. Ne saçmalıyorsun ya? Sinancığım kusura bakma. Korkuyorum. Sen nişanlın geldiğinde oturup kadınla görüşmedin mi? Ya kadın da seni kandırsaydı ha? Kandırdı mı? Cevap. Cevap cevap. Yok değil mi cevap? Saçma sapan kıskançlığında öyle ortada kaldı. Ben kıskanırım. Lütfen saçma sapan demeyelim. Kıskanırım ben. Sinancığım ayrıca bir başkasına baktığını göreyim. Gözlerin oyar. Komik bir şey demiyorum ben. Çok ciddiyim. Yok komik bence değildi. Zaten komik değil. Hadi bir çay koy da içeyim hadi. Ya da kahve. Kahve. Tamam karar ver. Çay kahve. Tamam hadi çay yap. Valizi de al. Tamam bırak ben alırım. Allah seni. İzmir'de bildiğin gibi işte. Daldın gittin kime bakıyorsun? Ayşe'ye. Ayşe burada. Güzel kızmış. Güzel, alımlı, neşeli. Belli ki zeki bir tipte. Kim? Öyle bakmaya devam edersen kıskandığın anlaşılacak. Kimseyi kıskanmıyorum ben. Kimseye de baksam yok. Yok öyle bir şey. Ben lavaboya gidiyorum. Merhaba. 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 Tanem, arkadaşım. İsmim Tanem. Yani hitap sanılıyor da bazen. Ben de Ayşe. Ferit'in eski karısıyım. Memnun oldum. Memnun oldum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Yanlış anladı galiba. Daha dün ayrıldık ya. Hemen eski hayatına dönmüş beyefendi. Arkadaşlarıyla buluşmalar, yemek yemeler falan. Arkadaşı ise tabii. Hayatındaki kimseyi tanımıyorum ki.
yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorum ben? Ördek yavrusu gibi Ayşe'nin peşinden ayrılmıyorsun. Hayırdır? Fırsat mı kolluyordun sen? Niye rahat bırakmıyorsun lan kızı? Sen hangi vasıfla Ayşe'nin hayatına burnumu sokuyorsun? Başlatma lan vasfını. Yediğin dayaklar yetmedi mi sana? Dayak arsızı mısın sen? Bana bak. Ayşe'den uzak duracaksın. Ayağını denk al. Üzerim seni. Peki Ayşe benden uzak durmak istemiyorsa ne yapacaksın? Onu da mı böyle tehdit edeceksin? Seni bir daha uyarmayacağım. İnşallah. Maşallah çok hızlısın. Anlamadım. Yanındaki diyorum. O kadın kim? Çok mu komik? Komik. Boş yere gülmem ben. Bence gülünecek bir şey yok. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Hani sen birbirimize iyi gelmedik. Ayrılmak istiyorum dedin ya. Çektin gittin. Çekip gittiysen arkana dönüp bakmayacaksın. Arkana dönüp bakacaksan da gitmeden önce iki kere düşüneceksin. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten aydınlandım. Ama hala soruma cevap alamadım. O kadın kim? Benim de sana soracağım çok soru var ama soramıyorum. Çünkü ne yeri ne zamanı değil mi? Mesela bu ne ediyor belirsiz Zibidi ile ne işin var burada baş başa yemekte? Mesela dedem olamaz dediğin adamın evinde niye kalıyorsun? Hı? Bak kafamda deli sorular ama cevabı yok. İkisi aynı şey değil. Birbiriyle kıyaslayamaz. Öyle mi? Arkadaşınla iyi eğlenceler sana. Afiyet olsun. Efendim Veliye abla. Alo, Ayşe'cim. Dün öyle telefonu aniden kapatınca seni merak ettim. İyi misin? İyiyim. Antakya'dayım ben. Öyle mi? Aa, ben de Zeytin'i doktora getirmiştim. Hatta sonra Adana'ya sana mı gelsem diye düşündüm ama... biraz çekindim. Yolda uzak olunca. Çekinmene gerek yok. Niye çekiniyorsun ki? İstediğin zaman gelebilirsin. Alalım onu. Veliye abla neredesiniz? Alalım mı sizi? Birlikte geçeriz Adana'ya. Ha, yani olur tabii ama sonra nasıl döneceğim? Yani çok uzak. Geleyim ama nasıl döneceğim diye zor olacak. Ya ben bırakırım canım. Emin misin? Evet. Mirza bırakırım diyor Veliye abla. İyi tamam madem. Olur. Ben şeydeyim. Karanfil Caddesi'ndeyim. Tamam. Geliyoruz. Karanfil Caddesi'ndeymiş. Ben hesabı halledeyim. Ay uf mu olmuş arası? Kıyamam. Kim yaptı söyle, gidip dövelim. Hande var oğlu. Devre gidiyoruz Cüra'da. Ancam aklınıza geldi, ölüyorum burada. Söylenme de yürü hadi. Ama randevu olmadan bu doktora gidemez ki ablası. Nasıl girdin sen buraya? Burada da bizim sevenlerimiz var, sağ olsunlar. Şimdi sen onu bıraktın. Bizim 10 dakika zamanımız var. Anlat bakalım nasıl düştün buraya? Saçma sapan bir neden işte. Kumpasa geldim. Ya. Babanı ihbar etmek seni kurtarmıyormuş, gördün mü? O ananın çizdiği yol işte biz buraya kadar getirdi. Şimdi o keyfini çıkarsın bakalım. Şu halime bak. Öldürecekler beni burada. Hiç mi işin sızlamıyor ya? Şimdiye kadar sızladı ne oldu Allah aşkına ya? Ha?
Senin üstüne titreyen babanı bir kalemde silip attın. Seni sızladı mı? Ya ben senin için canımı ortaya koydum ya. Ama var ya, sen de anan gibi taş kalpli çıktın. Şuna bak şuna, ne yapıyorlar bana? Yüzüme bak, halimi görmüyor musun? Kendi kafana göre gidersen daha beter olacaksın. Sancaksade'nin gelini, konağın hanımı olacağım diye bizi düşürdüğün hallere bak ya. Olamam mı sanıyorsun? Sadece o konağın hanımı değil. Holding'in de sahibi olacağım. Göreceksin. Ya bu saatten sonra seni Feride'nin alacağını mı zannediyorsun? Zavallı kızım benim ya. Gülgün sen böyle, gül güzel. Songülen iyi gülecek. Hatta hepinizi karşısına dizip gülecek. Senin dünyadan haberin yok. Benim her şeyden haberim var. Bu saatten sonra seni o konağın kapısından da, Holding'in kapısından da kimse içeri sokmaz. Ferit seni almaz. Ferit kim ya? Kim Ferit'i alıyor? Ben almam onu. Allah Allah. Adnan'ın gelini, Azade'nin gelini olmadan sen nasıl gireceksin o konağa? Ha. Herhalde annen seni gündelikçi olarak gönderecek oraya. Sen Adnan'ın iki tane mi oğlu var zannediyorsun? Sen ne diyorsun ya? Senin bildiğin bir şey mi var? Ben çok şey biliyorum. Ama şimdi zamanı değil. Zamanı gelince öğreneceksiniz hepiniz çok güzel bir şekilde. Sonra benimle böyle konuştuğun için pişman olacaksın baba. Ya bir dur. Açın kapıyı. Çıkmak istiyorum. Canım acıyor. Bir daha böyle bir oyun oynarsanız seni rüşvet vermekten, seni de rüşvet almaktan şikayet ederim. İkiniz de hücrede çürürsünüz. Yürü hadi. Yürü. Çabuk yürü. Annem. İyisin değil mi? İyiyim oğlum. İyi olmamam için bir neden yok ki. Ferit nerede? Gelmedi mi daha? Geldim anne, geldim. Buradayım. Hah, hoş geldin oğlum. Kezban, hadi servise başlayabilirsin. Şöyle oğullarımla, gelinimle, torunumla keyifli, mutlu bir akşam yemeği yemek istiyorum. Tabii hanım. Babaanne, dedemi beklemiyor muyuz? Hayır, beklemeyeceğiz. Deden yok, dedensiz yiyeceğiz. Nedenini de sorma ne olur, tamam? Deden geldi kızım. Kezban, bana da bir çorba koyar mısın? Tabii Adnan Bey. İyi akşamlar herkese. Afiyet olsun. Afiyet değil. Gelmeseydin afiyet olacaktı. Şş abi. Tamam Sinan. Ne var? Ne var ya? Ya. Ya bu adam konaktayken bizim geçirdiğimiz zaman zehir zıkkım olmuyor mu? Ha? Artık görsün, duysun, anlasın. Sinan, yerini yurdunu bil. Bu yaştan sonra sana baba terbiyesi vermeyeyim. Terbiye. Terbiye, gel bana terbiye ver. Gel terbiye ver bana. Hangi terbiyeyi vereceksin? He? Edep, ahlak, namus. Bunların hangisi sende var da sen bana terbiye vereceksin? Baba ne yapıyorsun ya? Ya Sinan sakin olsana, kızım Sinan burada. Bak. Bak. Tövbe estağfurullah. Bak beni kızımın yanında konuşturma, çok fena olur. Anladın mı? Adnan Efendi. Abi sakin ol, sakin. Sakin ol. Ne sakin ol oğlum? Ne sakin ol? Bu adamın yüzünü görmek istemiyorum ya. İstemeyen çıkıp gidebilir. Kapı orada. Ve ayrıca istemeyen benim adımı kendi kimliğinden de sildirebilir. Olur. Babanıza karşı saygılı olacaksınız. Ben sizin arkadaşınız değilim. Ben sizin babanızım. Ben büyüttüm sizi. Siz beni değil. Anladınız mı? Baba dediğim babalık yapar Adnan Efendi. Evlatlarının karşısında kendini rezil rüsva etmez. Beni yaptığım hatayla ya da günahımla yargılayamazsınız. Ben size ihanet etmedim. Eğer bir hata yaptıysam annenize yaptım. Bunun hesabını da o sorar. Anladınız mı? Siz değil. Sen sadece bana değil, bütün aileye ihanet ettin Adnan. Müge, canım bize müsaade eder misin? Hadi tatlım. Hadi kızım.
Baba sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ha? Ne yapıyorsun baba? Ya zamanında evlenmişsiniz annemle. Bir söz vermişsiniz birbirinize. Yuva kurmuşsunuz. Gelecek vaat etmişsin ona. Bak biz olmuşuz, evlatların olmuş, torunun olmuş. Sen şimdi torununun karşısında ne yaptığının farkında mısın? Böyle mi örnek olacaksın torununa? Ya yarın bir gün Müge de evlenecek. Allah korusun eşi onu da aldatırsa ne yapsın? Bunu normal mi karşılasın? Sineye mi çeksin? Bunun normal olduğunu söyleyen yok ki Ferit. Durup dururken annenize sırtımı niye döndüm? Hiç bir oturup düşündünüz mü evlat olarak? Ya baba hadi döndün anneme sırtını. Hadi sevgisi yetmedi sana. Hadi mutsuzdun. Biz her şeyi anlarız, saygı duyuyoruz, kabul ederiz. Ama senin ne yapman lazım? Gidip paşa paşa boşanman lazım, tamam mı? Gideceksin, boşanacaksın. Ondan sonra da ne yapmak istiyorsan yapacaksın. Kimse de sana sesini çıkaramaz, tamam mı? Ağzını açamaz. Tabii, tabii oğlum. Tabii. Öyle kolay mı? Kolay mı? Koskoca servet gidecek. Sen var ya. Sinan Efendi, kimin için zor sen biliyor musun? Benim için mi, annen için mi? Hı? Sen annenin bana imzalattığı o protokolü okudun mu? Okumadın değil mi? O protokole göre kocası hiçbir maddi beklenti olmaksızın ceketini alıp bu konaktan çıkıp gidecek. Yok öyle yağma. Mal mülk hırsı annenizin gözünü kör etmiş. Bunu görün artık. Senin gözünü ne kör etti Adnan? Söyle de bilelim. Bak, bana bak bana. Bak yine annem insanlık yapmış sana. Demiş ki ceketini al da çık. Senin gibi adama o ceket bile fazla be. Sen mi aldın o ceketi? Sen mi o serveti kazanmak için gece gündüz çalıştın? Sen mi yattın şantiyelerde haftalarca? Baba senin meselen para pul mu? Servet mi? Ne diyorsun Allah aşkına ya? Bak biz senin yüzüne bakamıyoruz yüzüne. Utanıyoruz biz. Kusura bakma ama biz seninle artık bu çatı altında kalamayız. Tamam mı? Ya senin çekip gitmen lazım ya da bizim. Bizim şimdi oturup tartışmamız, konuşmamız gereken mesele bu. Neyi tartışacağız pardon? Neyi tartışacağız? Abi sakinleşir misin? Dur. Otur lütfen. Oğlum dur. Neyi tartışacağız biz? Biz mi gideceğiz bu konakta? Ha? Bak, bak beni sinirlendirme. Benim sinirlerimle oynamayın. Bu konaktan kim gidecek biliyor musun? Ailesine kim ihanet ettiyse defolup o gidecek. Bunda tartışılacak bir şey yok. Bak, yok öyle yağma. Sana ballı kadayıf yedirmem, anladın mı? Ceketini alacaksın, defolup gideceksin. Bir daha da bu konağın kapısından adımını atmayacaksın. Sen kimsin ulan? Sen kimsin? Beni, babanı bu konaktan kovuyorsun. Ha? Kimsin sen, kimsin? Benim emeğimle bana karşı çıkacağına git çalış, ev sahibi ol, karını, çoluğunu, çocuğunu al oraya ve o evi sahiplen. Burayı değil, babanın konağını değil. Sakin olun çocuklar. Tamam çocuklar. Çocuklarımı bana düşman ettin ya. Bunu senin yanına koymayacağım azade. Senin babanın düştüğü o sefil duruma düşürmezsem, bir lokma kuru ekmeğe muhtaç bırakmazsam bana da Adnan demesinler. Senin canını öyle bir yakacağım ki, öyle bir yakacağım ki hayatın kararacak. Sen kimin annesini tehdit ediyorsun? Çekelim. Adnan Efendi. Sen kimi tehdit ediyorsun? Bana bak bana. Ne yapacaksın da bu kadın muhtaç olacak sana? Ne yapacaksın da bu kadın senin bir kuru ekmeğine muhtaç olacak? Bir söyle, konuş. Sinan. Bırak oğlum, bırak. Muhatap olma şununla, yeter. Yok öyle benim annemi tehdit etmek, anladın mı? Bir şey söyleyeceksen benim yüzüme söyle. Hadi konuş, ne yapacaksın? Konuş! Hepiniz göreceksiniz ne yapacağımı. Hepiniz göreceksiniz. Baba kaçma, kaçma buraya gel. Sinan değmez oğlum, değmez. Anne dur bir sakin ol. Baba! Sinan! Kaçma, kaçma, gel buraya gel. Sinan, Sinan oğlum! Baba! Sen gel, gel. Sinan! Gel kaçma, öyle tehdit edip kaçma yok. Baba! Sinan! Gel buraya gel. Abi, abi sakin ol. Sakin ol. Gel buraya gel. Gel. Tamam. Tamam. Bana bak bana. Bana yüzüme bak yüzüme, yüzüme söyle. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Söyle bakalım. He, neyi görecekmişiz biz? Baba lütfen gider misin? Lütfen. He?
Kimin hayatını karartıyorsun sen? İşte annem burada. Ne yapacaksın? Şu yukarıda söylediklerini bir daha söylesene. Hadi söyle. Ne yapacaksın? Annemin elinde avucunda ne varsa alacaksın. Metresine mi yedireceksin? Yapma abi. He? Bizi bu konaktan çıkarıp o mi yerleştireceksin? Sen sesini. Baba! Sinan baba! Oğlum! Haddini bil. Sinan! Ben sana haddini bileceksin demiştim. Haddini bil Sinan efendi. Baba! Baba çık git şu evden artık. Çık git. Hadi. Bak defol git. Defol git, elimden bir kaza çıkacak. Kızım var. Baba acıdım iyi misin? Allah. Git artık git. Git. Oğlum. Baba iyi misin? Canın acıdım iyi misin? Yok acımadı, tamam acımadı. Ya bu konaktan da dedemden de nefret ediyorum ya. Ölene kadar affetmeyeceğim onu baba. Ölene kadar affetmeyeceğim ya. Böyle yabancı gibi davranmayın canım. Hı. Hadi bakalım. Mirza. Ben alırım dedem. Hadi bakalım. Daha var burada, alabilirsiniz. Tamam mı? Aa. Afiyet olsun. Ayşe hep çöpsüz üzümüm derdi. Şimdi böyle birdenbire bir dedesi olduğunu öğrenince ben çok şaşırdım Şahin Bey. Herhalde varlığından haberiniz yoktu değil mi? Yani bunca yıldır hayatında olmadığınıza göre. Bakın pancar yememişsiniz hiç. Bu Adana'daki gibi pancarı dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız Veli Hanım. Buyurun. Bol bol alın. Teşekkür ederim. Ayşe. Yok teşekkürler. Bediye abla. Elif anneme çok benziyor. Öyle mi? Bakmaya doyamıyorum. Beğendin mi aslan parçası? Beğendim. Elinize sağlık. Daha geliyor. Arkada var daha. Çok var. Hı-hı. Güzel olmuş bak. Ne oldu Zeyt? Niye sallanıyorsun sen? Hı. Tamam dur. Ben şimdi seni götürürüm. Ayşe'cim lavabo ne tarafta? Ben götüreyim hemen. Yok ben götürürüm. Bir sıkıntısı mı var? Ya şimdi yemekteyiz de ama... ...küçük tuvaletini yaparken biraz yanma yaşıyor da... ...doktor evet sünnet olursa geçer dedi. Ama işte bu aralar böyle bir fırsatını bulup yaptıramadık. Yaptıracağız. Ben paşamın sünnet düğünü yaparım. Etrafına birkaç arkadaş da alırız. Düğün, dernek, böylece erkekliğe adım atarsınız. Ne dersin? Hı? Ne dersiniz Veli Hanım? Hem biz de bir hayır işlemiş oluruz. Dedeni pek çözemedim vallahi. Yani böyle iyi birine benziyor gibi ama... Yine de hani bu kadar yıl, bu yaşına kadar seni arayıp sormaması, bilemedim. Babamı suçluyor. Ona göre babam dedeme karşı doldurmuş beni. Annemin ona yazdığı son mektubu verdi bana. Annem resmen beni dedeme emanet etmiş. Çok şaşırdım. Yani bir yanım baban asla yalan söylemez diyor. Ama bir yandan da... Mektuba bakıyorum. Annemle dedemin fotoğraflarına bakıyorum. Bilmiyorum Vediye abla. Ama burada olmak bana çok iyi geldi. Şuna bak. Annemin tokası. Annemin hırkası. Annem burada. Annem bu hırkanın içinde. Bu tokanın tuttuğu saçlarının altında annemin yüzü gizli. Bu odaya her girdiğimde sanki annemden bir parça daha da boğulmuş gibi hissediyorum kendimi. Annemin yüzü canlanıyor gözümün önünde. Çok mutlu oluyorum. Canım benim, ben seni çok iyi anlıyorum tabii. Yani burada annen, orada konakta sevdiğin adam. Nasıl olacak peki? Bilmiyorum. Bir yandan... Geleceğimi, ömrümü adadığım, kalbimi adadığım Ferit
Bir yanda da geçmişim. Annem, köklerim. Kafam çok karışık. Evet ama böyle sürekli geçmişimize bakarak bir arpa boyu bile yol alamayız güzelim. Yani senin önüne, geleceğine bakman lazım, değil mi? Ferit'i bir kadınla gördüm. Bir arkadaşı falandır kızım. Ferit hayatta öyle bir şey yapmaz. Onun aklı fikri sen de bilmiyor musun? Ama daha önce görmemiştim. Güzel bir kadındı. Alımlı, çekici, neşeli. Bak, bence sen artık Ferit'e güven, inan ve bir an önce evine, kocanın yanına dön. Yani evlilikler, ilişkiler, sevgiler böyle sürmez, yürümez. Belki de sevgiler böyle sınanıyordur Vediye abla. Bilmiyorum ki. Peki sen Ferit'in yanında başka bir kadını görmeye hazır mısın? Yani bunu kaldırabilir misin? Hı? Size meyve getirdim. Muhabbetinizi bölmüyorum değil mi? Gelsene. Teyzemin ırkası mı? Ha, bu fotoğraftaki ırka değil mi? Evet. Çıkarsana ırkanı. Baksana Vediye abla. Annemle ne kadar çok benziyorlar. Evet, çok benziyorlar gerçekten. Çok yakıştı. Bakayım şunu. İyi misin abi? İşte dünümüz yalan oldu. Yarınımız meçhul. Bugünümüze şükrediyoruz işte. Bundan iyisi can sağlığı böyle. Çok gittin ama adamın üstüne. Çok mu gittin? Ne yapsaydık? Yutsa mıydım yaptıklarını? Oğlum. Adam herkesin içinde bana patlattı silleyi. Ferit, karımın kızımın önünde bana patlattı silleyi. Ne yapalım? Bunu da yutalım oğlum, tamam? Bunu da yutalım. Yutmayalım abi, ben sana yutalım mı diyorum. Zaten babamın yaptığı şeyler yenilir yutulur şeyler değil. Bir de burada böyle saçma sapan Müge'nin önünde el kaldırdı sana. Bak, ben sana ne demek istiyorum biliyor musun? Niye meseleleri buraya kadar getiriyorsun? Niye meseleyi bu kadar uzatıyorsun? Ya sus diyorum, susmuyorsun. Dur diyorum, durmuyorsun. Açıyorsun ağzını, yumuyorsun gözünü. Ağzına ne geliyorsa söylüyorsun. Aklından ne geçiyorsa düşünmeden konuşuyorsun. Böyle olmaz abi. Böyle olmaz. Evladının, çocuğunun önünde susamayacaksan, kendini frenleyemeyeceksen, duramayacaksan konuşmayacaksın o zaman, tamam mı? Haydi ya, gene suçlu biz olduk. Oğlum ben nasıl susayım, he? Nasıl kaldırayım bunları ya? Ya adam bu yaşından sonra ahlaksızlık peşine düşmüş. Utanmıyor oğlum herif. Ben adamın yüzüne bakamıyorum, yüzüne midem bulanıyor. Anladın mı? Bir de tutmuş bizim evimize geliyor lan. Ya kendi evi. Ne diyorsun lan sen? Ne kendi evi? Manyak mısın? Deli deli konuşma, beni çıldırtma. Abi, madem biz bu adamın yüzüne bakamıyoruz, o da bu eve gelmeye devam ediyor. O zaman ne yapacağız? Biz gururlu olacağız, biz çekip gideceğiz bu evden. Arsıza söz pişkine yüz mü dayanır? İyi, her şeyi bırakalım, ona gidelim. Ha? Olur mu? Ya anlamıyor musunuz siz? Adamın istediği bu zaten. Ekmeğine yağ mı sürelim? Çıldırtmayın beni ya. Ya sen niye şimdi bana bağırıyorsun ki? Sinirini benden mi çıkartmaya çalışıyorsun? Çatal çatal laflar ediyorsun. Allah Allah. Ne Allah Allah? Ya sana iyilik yapan da kabahat be. Al götür lan. Al. Ne yapıyorsunuz siz orada?
kavga edip babanızı mı sevindireceksiniz? Ne kavga etmesi anne ya? Tartışıyoruz sadece. Sesiniz buraya kadar geliyor. Müge'yi de uyandıracaksınız. Kız zaten perişan durumda. Bir de sizin kavganızı mı görsün? Hadi, hadi gidip yatın. Hadi Ferit. Hadi oğlum. Babanız gitti. Artık tartışacak bir şey kalmadı. Hadi. Hadi yatıyorum ben. İyi geceler. Sinan. Hadi sen de karının yanına. Tamam anne. Nazik davetiniz için çok teşekkürler Şahin Bey. Torunumun yakını benim de yakınım sayılır. Her zaman bekleriz. Sünnet düğününü konuştuğumuz gibi yaparız. Ayrıca öyle bir düğün yaparız ki Antakya'da şanımız yürüsün. Ayrıca torunuma kavuşmanın şenliği olsun. Bak aslan parçası. Erkek oluyorsun erkek. Korkmak yok. Tamam mı? Tekrar çok teşekkürler. Ayşe'cim. Görüşürüz Vedi ablacığım. Zeytin'cim görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal Elif. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben sizi bırakayım. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dedeciğim ben de çok yorgunum. Odama çıkıyorum. İyi akşamlar Elif. İyi geceler. İyi geceler Elif'ciğim. Teşekkür ederim. Rica ederim kızım. Uykucu bir tombik mi varmış? Hmm. Ama o uykucu tombiğin artık uyanması gerekiyormuş. Çünkü bugün sünnet düğünü varmış. O yüzden artık uyansa iyi olacakmış. Gel bakalım. Ama ben çok korkuyorum. Sünnet olmasam. Lütfen, lütfen çok korkuyorum. Hiç korkmana gerek yok bir tanem. Canın da acımayacak, söz veriyorum. Hem yalnız olmayacaksın ki orada başka çocuklar da olacak. Bir de hani tuvalete giderken sen birazcık canın yanıyordu ya. O da geçecek. Tedavi olacaksın yani. Tamam mı? Korkacak hiçbir şey yok. Tamam. Ama sen benim elimden tut, olur mu?
Tutmaz olur muyum hiç? Ben senin o güzel ellerini bırakır mıyım Zeytin? Hadi kalk bakalım. Bak Asan da var burada. Al bakalım. Ay benim oğlum ne kadar yakışıklı oldu benim küçük prensim. Tamam canım, görüşürüz. Toplu sünnet organizasyonu mu? Münasebet canım. Alo. Ben Azade Sancakzade. Başkan yardımcısı Ahmet Bey'le görüşebilir miyim? Acil bir durum. Efendim? Alo, Ahmet Bey. Buyurun. Şimdi çarşıdayım. Toplu sünnet organizasyonu ilanlarını gördüm. Çok şaşırdım doğrusu. Biliyorsunuz bu organizasyon dedemden bu yana Sancakzade ailesinin üstlendiği bir gelenek oldu. Biliyorum tabii efendim. Şimdi bu ilanı görünce hayal kırıklığına uğradım doğrusu. Azade Hanım, Adanalı bir hayırsever başvuruda bulundu. Biz de geri çeviremedik. Hem de Adanalı Antakya'da hayır yapıyor, öyle mi? Kimmiş bu hayırsever, öğrenebilir miyim? İsmini vermek istemedi efendim. Hayır yani ne münasebet. Adana'da hayır yapacak çocuk mu kalmamış? Bu memleket bizim. Bir hayır yapılacaksa biz yaparız. Çok şükür gücümüzde, kudretimizde yerinde. Lütfen, lütfen kendisini arayın ve organizasyonun iptal edildiğini söyleyin. Azade Hanım, sizi asla kırmam bilirsiniz. Ama organizasyon bugün olacak. Duyurular yapıldı. İptal edemeyiz. Peki Ahmet Bey. Müge! Müge anneciğim. Bak hiçbir şey yemedim. Bari bunu iç. Hadi güzelim. Hadi. Anneciğim geç kalıyorum da. Bu ne anne? Ballı süt mü içeceğim? Çocuk muyum ben? Evet anneciğim içeceksin. Enerji lazım sana. Hadi. Tamam içtim. Müge. Ha kızım. Ben bırakayım mı seni? Hem yolda biraz baba kız sohbet ederiz. Ha? Olur babacığım. Hayırım ben seni. Günaydın. Hadi gidelim. Sinan. Akşam geliyorsunuz değil mi düğüne? Geleceğiz geleceğiz. Hiç unutur muyum? Daha bu aslan parçasıyla biz oyun havası oynayacağız. Değil mi ben? Ha? Düğünü kim yapıyordu bu arada? Dede. Adanalı bir hayırsever işte. Ha. Hem Zeytin yalnız kalmayacağı için korkmayacaktı değil mi tatlım benim? Yalnız annem duyunca çok kızacak. Söyleyin. Oho çoktan duymuştur yenge. Acayip kızacak. Bence sen gardını al. Söyleyin. Ben şerbetliyim ona karşı merak etmeyin. Hadi görüşürüz. Hadi kızım hadi. Gel. Tamam, tamam. O zaman akşam 5 gibi buluşur, detayları konuşuruz. Tamam, görüşmek üzere. Ferit, kimle buluşuyorsun akşam 5 gibi ya? Gelmeyecek misin düğüne? Benim sünnetime gelmeyecek misin Ferit amca? Ben senin sünnetine gelmez olur muyum? Hiç unutur muyum, merak etme. İşimi bitiriyorum, akşam beraberiz, tamam mı? Yengeciğim, niye aceleye getirdin düğünü? Biz Zeytin'in ailesi değil miyiz? Ona şöyle anlı şanlı bir düğün yapmaz mıydık? He? Canım benim, tabii ki öylesiniz. Ama işte öyle denk geldi. Hem baksana ya, burada ortalık çok gergin. Kavgalar, gürültüler. Yani bir de araya sünnet düğünü falan sokmak istemedim o yüzden. Sen nasıl uygun görürsen. Akşam beraberiz o zaman. Tamam, akşam görüşürüz. Hadi. Sen çok tatlısın ama. Sen oyun mu istiyorsun? Gel, gel. Gel aşkım, gel. Gel, 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 gel. Çok tatlı değil mi? Sen pek sevmiyorsun galiba Elif. Uzaktan sevmeyi tercih ediyorum diyelim. Ben İstanbul'dayken köpek gezdiriciliği yapıyordum. Zengin insanların para karşılığında köpeklerini gezdiriyordum. İşte zengin ve çalışan insanların genelde vakitleri olmuyor ya. O yüzden böyle bir meslek türedi. İlginçmiş. Aynen. Onlara çok bağlanmıştım biliyor musun? Ne düşünüyorum biliyor musun bazen? Hayvanları insanlardan daha çok sevdiğimi. İnsanlar o kadar acımasız. O kadar ikiyüzlü ki. İçi dışı bir olan insan görmek çok zor. Neyse. Akşam gidiyoruz değil mi düğüne? Ben gelmem herhalde. Neden? Elif sevmez öyle düğün dernek işlerini.
Fazla da dışarı çıkmaz. Sıkılırsan döneriz. Kırma beni ya. İki kuzen gidelim işte. Anlaşıldı. Elif istiyor ama izin yok galiba. Yok, dedem izin verir de ben bilemedim. Bence gidebilirsin Elif. Hem sana da iyi gelir. Eğlenirsin. Tamam o zaman. Tamam, o zaman hazırlanalım. Yolumuz da uzun. İyi de ne giyeceğim ki ben? Benim hiç düğünlük bir kıyafetim yok ki. Buluruz bir şeyler. Annemin dolabında çok güzel elbiseler var. Hepsi birbirinden güzel. Onlardan birini seçeriz birlikte. Dur bekle, ben getireyim. Dede. Bu Ayşe'nin aklına uyduk. Biz kalıyoruz. Elif kaç zamandır dışarı çıkmıyor. Ya dedeciğim ne olacak? Görmedin mi kızcağızı ben gidebilirsin dediğimde nasıl mutlu oldu? Ayrıca ben yanınızdayım. Merak etme, bir şey olmaz. Rahat ol ya. Şimdi. Tut şunu. Efendim. Evet benim. Bakın bu sünnet düğünü bizim aile geleneğimiz. Bizimle özdeşleşti. İnsanlar orada bizim ismimizi göremezlerse bütün Antakya'ya rezil oluruz. Affedersiniz, siz kimsiniz? İsminiz nedir? Azade Sancakzade. Sancakzade. Evet, son gün sizden böyle bir şey istiyorum. Haklısınız, çok komik. Ama anlayış göstereceğinizi umuyorum. Azade Hanım, ben de birilerine söz verdim. İlla hayır yapmak istiyorsanız gidersiniz. İlla ihtiyacı olan birisini bulursunuz. Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim. Ha illa ki orada olmak istiyorsanız buyurun benim davetlim olun. Başımın üstünde yeriniz var. Eksik olmayın. Adam laftan anlamıyor. Başım patladı anlatıncaya kadar. Aptal. Kezban. Bana bir kahve yapsana. Bu arada herkes nerede? Kimse yok ortalıkta. Oğullarınız dışarıda. Vediye Hanım da sünnet var diye çıktı ama Leman Hanım buralarda. Ne sünneti, sen ne diyorsun? Niye benim haberim yok? Leman, ne oluyor? Şey anne, bugün Zeytin'in sünneti mi ne varmış? Toplu sünnet şeysi. Vediye yenge de bizi davet etti. Ama sen bir şey dersin diye ben sana söylemedim. Ne bileyim. Senin de suyun ısındı ama neyse ki fazla kalmayacağım burada. Hande var oğlu, ziyaretçin var. Yaman. Sarılmak yok. Tamam kardeşim, tamam. Tamam anne. Anne senin yüzüne ne oldu ya? İyi misin sen? Hiç iyi değilim ama.
kızım ya. Ah be kızım ya. Sinirlerim çok bozuldu. Koğuşta çok kötü davranıyorlar bana. Kızım bak, içeride kimseye sataşma. Dışarıdaki hayata benzemez orası. Hani çıkaracaksın hemen beni buradan. Ne zaman kurtulacağım ben buradan ya? Dayanacak gücüm kalmadı. Ya tamam, ben sana söz verdim. Çıkaracağım, biraz sabret. Babam işini halletti mi? Söylediğim para yerinde yok. Nasıl yok ya? Ben yoksa sen mi bana bir oyun yapıyorsun? Kendine gel. Oyun yapsam gelir miyim buraya? Oğlum o paranın yerini benden başka bilen yok ki. Kim alır lan o parayı? Allah'ım ya. Ha. Yaman. Vallahi billahi Yaman. Yemin ederim Yaman aldı o parayı. Lan Yaman, vallahi ederim. Bir dakika, param parça ederim lan. Öldürürüm lan seni. Allah'ını öldürürüm. Çok güzel olmuşsun. Sağ ol. Nasıl olmuşum? Melek gibisin. Geliyorum. Gelsene. Gel sen de. Ne yapıyor bu? Fena alışacak. Bırak eğlensin. Kimler geliyor? Çalıştıracağım seni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gelin, ben size masanızı göstereyim. Hoş Selam. Geldiniz. Hoş bulduk. Ay Sevim. Zeytin, ne haber? İyi misin? Merhaba Sinan abi. Merhaba. Ben buradayım. Tamam. Sinan, gelin böyle. İstanbul'a gitmemene çok sevindim Ayşe abla. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Seni kimle çalıştıracağım? Kuzenim. Merhaba, memnun oldum Müge ben. Ben de çok memnun oldum Elif ben de. Amcam da geliyormuş, öyle duydum. Ne diyorsun? Kesin kazanır mıyız yani? Büyük ihtimalle diyorum. Vallahi ben de eğer avukatım Ferit Sancakzade ise kesin kazanırız diyorum.
kadar çabuk mu sıkıldın benden? Saatine bakıyorsun hep. Yok canım, estağfurullah. Ne sıkılması, olur mu öyle şey? O zaman Ayşe ile barıştınız. Bir an önce sevgilimin yanına gideyim diyorsun. Yok, barışmadık. Ama gitmem gereken bir yer var. Doğru. İstersen seni de götürebilirim. Nereye? Düğüne. Bizim buraların düğünlerini özlemişsindir. Ne düğünü Ferit? Sünnet. Sen Adnan'ın iki tane mi oğlu var zannediyorsun? Şimdi size diğer adayımızı tanıtmak istiyorum. Gel Yaman. Adnan Ömer oğlu Yaman. Yoksa niye getirsin ki holdingin başına? Bana bak. Yanlış kayaya çarptın kızım. Benimle uğraşma demiştim ben sana, değil mi? Şimdi şuracıkta seni bulsam kık diye gidersin. Benimle uğraşmayacaksın, anladın mı? Anladın mı? Tamam mı? Ha şöyle. Burada dur. Kızım iyi misin? Ha? Yoruldun tabii. Gel, gel şöyle biraz otur. Hı? Ne misin kızım? Çok yordun kendini, gel. Elifciğim ne oldu, ağrıların mı var? Ha? İyi misin kızım? Tamam, bir hastaneye götürelim, kontrol ettirelim, sakin ol. Su vereyim mi? Ha? Sana risk almayalım dedik. Bu Ayşe'nin sözüne güvendik, buraya geldik. Ne olacak şimdi? Bağırma, kızı da panikleteceksin. Tamam, tamam bir tamam. Şey yok. Hastaneye tamam. Götüreceğim, bir kontrollerini. Ya bana güvenir misin? Tamam, tamam, peki. Hastaneye hemen şurası, ben bir götüreceğim, bir kontrollerini yapacağım. Tamam. Sen git Ayşe'nin yanına, ters bir şey olduğunu tamam. Anlamasın. Tamam, hadi. Hadi. Hadi canım. Gel, 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 gel. Hoppa, yok bir şey. Tamam, beni haberdar edin, tamam mı? Panik olma, bir şey yok. Gel canım benim, gel, merak etme, bir şey yok. Sinan, senin kardeşin babandan da hızlı çıktı. Baksana. Ne kardeşi, ne hızlısı? Hoş geldin Ferit. Hoş bulduk yenge. Hoş geldiniz. Merhabalar. Tanem, üniversite arkadaşım. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de. Bak yeriniz abimlerin yanında şu masada. Geçin hadi. Tanışıyorsunuz zaten, Tanem üniversiteden, hatırlıyorsun. Yengem, Leman. Yeğenim, canım, Mügem. Tanem. Merhaba, memnun oldum.
Davetsiz misafir kabul ediyor musunuz bilmiyorum ama ben bunu Zeytin için getirdim. Öyle mi? Hiç gerek yoktu, zahmet etmişsin. Yıllar önce ben de böyle sünnet olurken niye toplu bir sünnetti. Azade Sancakzade'nin meşhur hayır işlerinden. Herkese hediye gelirdi. Benim kimsem olmadığı için bana hediye gelmezdi tabii. İnsan bunları düşününce ben de Zeytin'e hediye almak istedim. Zeytin orada. Aman dur. Merhaba, nasılsın? Merhaba. İyiyim Yaman, sen nasılsın? Hoş geldin. Sana hediye getirdim. Elif'i göremedim. Nerede? Sıkılmış, Mirza ile hava almaya çıktı. Tamam. Ayşe merhaba. Tanem ablası. İşte Zeytin, bizim konağımızın yakışıklısı. Merhaba. Merhaba. Bak bunu sana aldım. Al bakalım. Korkuyor musun? Aramızda kalsın. Çocukken ben de korkmuştum. Ben kendime bir şeyler alacağım içecek. Sen de ister misin? Sağ ol tanem. Sen keyfine bak. Merak etmiyor musun ne aldığımı? Ha? Bak. Ayıcık. Tanem diye bir isim mi olur ya? Sevgilim der gibi. Söyleyelim, beğenmediysen değiştirsin ismini. Ay, kısmetini kapatıyor. Herkes sizi sevgili sanıyor. Gerçi kısmet bu. Senin tanen olur belki bir gün. Ayşe saçmalama. Kız benim üniversiteden arkadaşım diyorum. Şimdi de müvekkilim oldu. Müvekkilin de sünnet düğününe getirmeyen avukat ne bileyim yani. Komik mi? Niye gülüyorsun? Sırf beni kıskandırmak için getirdin değil mi bu kızı buraya? Kendini fazla mı önemsiyorsun acaba? Pardon ya. Alışkınsın sen düğünleri kız bulup getirmeye. Kırıcı oluyorsun ama. Ayıp ediyorsun. Edilecek laf mı bu şimdi? Belli oldu, çok kıskandın sen. Kıskanmadım. Hı. Anlatmak istediğim şey şu. Biz daha yeni ayrıldık. Ve sen hemen yeni bir kız bulup koluna takıp ailenin bulunduğu ortama getirdin. Bu bana saygısızlık. Benim hatırama saygısızlık. Ben sana saygısızlık yapmadım. Kimseyi koluma takmadım. Arkadaşım o benim, arkadaşım. Senin gibi arabada baş başa yolculuk yapmadım ben. Ne demek istiyorsun sen ya? Sakin ol biraz, sakin. Herkes bize bakıyor. Sakinim ben. Niye kaçıyorsun benden? Kendini fazla önemsiyorsun. Ellerimi yıkadım. Çekilir misin önümden? Çekilmem. Elbise çok yakışmış. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Bütün gece gözümü alamadım senden. Sen? Ben? Özledin mi?
seni. Bakma öyle. Özledin mi? Ferit. Ferit, bir gören olacak şimdi. Kim görürse görsün, umurumda değil. Karım değil misin? Değilim. Ayrıldık biz. Söylemesen olmaz değil mi? Ferit, lütfen. Böyle kalsak ya biraz. Ellerin ellerimde. Gözlerin gözlerimde. Nefesin nefesimde. Arkadaşım bekliyordur. Bekletme istersen. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Annem nereden çıktı oğlum? Ne nereden çıktı ya? Kız gelmiş İzmir'den, görüşelim dedi, görüştük. Gökten düştü, ne nereden çıktı? Görüşelim dedi. İyi tamam, öyle olsun. Bu düğünü kim yapıyor sen biliyor musun? Kim? Kim? Al. Ayşe'nin dedesi. Buyur buradan yak. Bu ne alaka? Ne bileyim oğlum ben ne alaka ya? Vedia yengem de herhalde olay çıkmasın diye bize söylemedi. Ama ben sana söyleyeyim, annem Şahin'i öğrenmiş, kıyamet kopacak. Ben ne diyorum, bu ne geziyor burada? Ne bileyim, gel hadi gel. Benim için mi? Senin için. Çocukken de çok severdin tavuklu pilavı. Teşekkür ederim teyze. Afiyet olsun. Elif, iyi, strese gerek yok. Çıkacağız şimdi hastaneden, gelip alacağız sizi. Strese gerek yokmuş. Şahin Avcı. Buyurun. Ben Azade Sancakzade. Hatırlıyorum. Telefonla konuşmuştuk. Azade Sancakzade. Bence ismimi bir kenara not edin. Ve lütfen unutmayın. Çok mütevazisiniz. Hakkınızda biraz araştırma yaptım da
Adanalı biri Antakya'da neden hayır işlerine girer bilmiyorum. Ama bu memlekette herkes bilir ki yıllardır bu organizasyonu Sancaksade ailesi yapar. Sizin yaptığınız düpedüz sınır bilmezlik. Hatta usul bilmezlik. Soyadıma yapılan bu saygısızlığı sineye çekemem. Bunun mutlaka bir karşılığı olacaktır Şahin Bey. Bodri meydan diyorsunuz yani. Peki, böyle olsun. Azade Sancakzade. Merak etmeyin, isminizi unutmam. Dedemin kötü bir niyeti yoktu Azade Hanım. Zeytin sünnet olması gerekiyordu. O da yardım etmek istedi. Dedeniz demek Ayşe Hanım. Bu işin arkasındaki gizli kahramanın kim olduğu ortaya çıktı. İnsan en büyük hatayı birine gereğinden fazla değer verdiğinde yaparmış. Efendim. Azade Hüseyin ben. Hayrola Hüseyin. Cezaevinde çok mu sıkıldın da beni arıyorsun? Azade. Sen yarın bana görüşe gel. Yüz yüze konuşmamız gereken bir mevzu var. Şu kadarını söyleyeyim, senin için hayati önem var. Ben olsam bu görüşmeyi kaçırmam. İyi geceler. Her şey yolunda, merak etme. Tamam. Gidelim mi? Elif nerede? Arabada, bekliyor. Tamam. O zaman vedalaşalım, ondan sonra gideriz. Olur. Çok güzel bir düğün oldu Şahin Bey. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Olmaz mı? Oldu tabii. Peki, iyi akşamlar. Sağ ol. Görüşürüz Vedi abla. Ay canım. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir şey yapmadık ki. Olur mu? Ben kapıda bekliyorum. İyi akşamlar. Ayşe. Bir dakika gelsene sen şöyle. Bu mesele çok uzadı. Adana'ya gitmeni istemiyorum. Zorla mı alıkoyacaksın beni? Bana inat olsun diye böyle yapıyorsun değil mi? Beni kıskanıyorsun değil mi? Senin beni kıskandığın gibi mi? Ayşe abla, ben öpmeden gitme, olur mu? Seni öpmeden gider miyim ben hiç ya? Seni öpmeden nasıl gideyim ben? Sen benim canımsın. Fazla kıskançlık iyi değil. Kalbe zarar. Senin o kalbini sökerim. Ayşe'cim. Thank you.
Elif'im gözümün önünde eriyor. Elim kolum bağlı, onun ölümünü seyredemem. Ayşe ile konuşacağım. Verirse verir böbreğini, yoksa yarın biz alırız. Bu işi de bitiririz. İtiraz da istemiyorum. Alo. Kimsiniz? Tamam, geliyorum. Günaydın. Geç kalmadın değil mi? Bu ne ya? Bu ne Betül ya? Sen daha fazla acı çekelim diye mi yapıyorsun? Ne bu? Bana bak. Ses sonuna dikkat edin. Sana senden boşanmayacağımı söylemiştim. Ha, eğer ben boşanacağım diyorsan gider sancakzadelere kim olduğunu söylerim. Ne demek istiyorsun sen ya? Kimmişim ben? Sen Adnan Sancakzade'nin oğlu değil misin sen? Ne saçmalıyorsun sen ya? Keşke babanın vasiyetini silseydin telefonundan. Senden boşanmıyorsam sana aşık olduğum için değil. Ben o kadar gurursuz değilim. Ben bana yaptıklarınızın karşılığını veriyorum. Özellikle Hande'nin yaptığı bütün çirkefliklerin. Oyun mu istiyorsunuz? Oynayalım. Tamam. Bodrum Meydan. Üzgünüm Yaman. Hande ile kavuşamayacağız. Ben de bir çay alabilir miyim? Tabii tabii. Nasıl olsun? Şimdi ben sabahları biraz açık içerim. Ha. Ama şimdi demli de içebilirim. Bir de limon dilimi istesem abartmış olur muyum? Yok canım, niye abartmış olasın? Biz zaten limonun en tazesini topluyoruz bahçeden. Salya. Koş kız, babanın bahçesinden limon topla. Biraz fazla topla da cheesecake'in falan üstüne koyarız. Ver bakayım bir tane. Sağ ol şekerim. Yalnız o çay sıcak. İçebiliyor musun? Yok içemiyorum diyorsan soğuk çay da var. Ice tea. Yok. Ben onu tatilde plajda sıcaktan bunalınca falan içiyorum. Sağ ol. Evet. Ne yapıyorsun ya? Sen bu kafayla daha çok yanacaksın güzelim. Çağırdın geldim. Neymiş beni buralara kadar getirttiğin önemli şey, söyle bakalım. Ben iyiyim Azade, sağ ol. Sen nasılsın? Seninle hal hatır soracak durumumuz yok Hüseyin. Hele oğluma ve aileme yaptıklarından sonra. Bak Azade, eski dost düşman olmaz. Hem sen de bilirsin, hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil.
Neyse. Bırakalım bunları da asıl mevzuya dönelim. Azade, sana birazdan vereceğim bilgi seni hem manevi hem de maddi anlamda çok güçlü kılacak. Bak Azade, seninle açık konuşacağım. Benim buradan çıkabilmem için 2 milyon lira kefalete ihtiyacım var. Bu parayı sen bana vereceksin. Olur. Yanımda getirmiştim. Sen ne diyorsun Hüseyin? Birincisi, sana vereceğim 5 kuruş bile yok. İkincisi, 10 saniyen var. 10 saniye içinde beni ikna edemezsen Azade buradan çeker gider. Neymiş bu önemli şey? Söyle bakalım. Süren başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeter, yeter. Senin o parayı bana vermen için 1 saniye bile yeter. Azade, o Adnan'ın öldü sandığımız çocuğu vardı ya, o yaşıyor. Müjdemi isterim. Bir oğlum daha oldu. Ferit Bey, Ayşe'yi kurtarın. Hayatı tehlikede. Tehlikede mi? Siz kimsiniz? Gidelim.